yardımlar bir şekilde bize götürüyoruz. Bir şekilde hepimiz bir şeyler yapıyoruz ama. İlk talep gelmişler. İnsan kaynakları özellikle koordinasyonlarda çok iyi kullanılması gerekiyor. Sahip dünle abi günlerdir. Öngördüğümüz şey 3,000 or 6,000. İl ve ilçe ölçekli afet yönetim planları yapıyoruz. En büyük ihtiyacın konaklama olduğunu biliyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. İnsanlar hala orada soğukta ve büyük bir bölümü maalesef ne çadır ne konteyner bulamamış vaziyette. Bizim bildiğiniz gibi bir kira bir yuva adıyla başlattığımız bir hareket vardı. İzmir depreminde biz bunun büyük faydasını görmüştük. O vakit 42 milyon lira bir bağış toplanmıştı ve 4000 civarında depremzedeyi biz başını sokacak bir evle buluşturmuştuk. Ve hatırlayacaksınız 30 Ekim depreminden bir ay sonra İzmir'de çadır kalmamıştı. Şimdi bu hareketi yazılımını biraz daha güçlendirerek, altyapısını biraz daha güçlendirerek daha kuvvetli bir hale getirdik ve 22 Şubat haftaya çarşamba günü Halk TV'de bir kampanyaya dönüştüreceğiz. Tüm Türkiye'ye bunu duyuracağımız bir kampanyayı Halk TV'de saat 20 itibariyle başlatıyor olacağız. Dünyanın birçok yerinden belediye başkanları katılacak. Uluslararası bir kampanyaya dönüştüreceğiz. Hedefimiz şu an itibariyle 21 binin üzerinde depremzede bizden kira talebiyle başvuru yapmış durumda. Her birine 10'ar bin lira vermeyi planlıyoruz. Bu da yaklaşık 200 milyonun üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Biz rakamlar üzerinden artıracağımız bir kampanya yapmayacağız. Bugün kurmaya başladığımız bu yol arkadaşlığı, emin olun ki uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu memleketin buna çok ihtiyacı var. O bölgenin çok ihtiyacı var ve biz bunu el birliğiyle başaracağız. Kimse yapmıyorsa Türkiye'de biz yapacağız. İzmir olarak biz yapacağız. Osmaniye'ye her şeyi İzmir'in olanca gücünü aktarmaya var mısınız? 23'ünde bütün bunu İzmir için tamamlamış ve sunuyor olacağız.